Eda Hanım merhabalar. Merhabalar. Nazan Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle ekip olarak teşekkür ediyoruz bizleri burada misafir ettiğiniz için ve müsaadenizle Eda Hanım'la başlayacağım. Evet, sizleri tanımak istiyorum Eda Hanım, sektörle tanışmanız. Sektörle tanışmam çok uzun yıllara dayanıyor. 1973 Denizli doğumluyum. 25 yıllık bir tekstil tecrübem var. Bu tekstil tecrübemi sevgili ortağım Nazan Hanım'la birleştirip 52 pijama markasını 2019 yakınında kurduk. Harika, çok güzel faaliyetler devam ediyor. Evet. Ben Nazan Hanım'ı tanıyacağım, tekrar döneceğim size. Buyurun sizleri de tanıyalım. Merhaba, Nazan Sulayıcı, Denizli, 1981 doğumluyum. Evet. Eda Hanım'la yollarımız kesişti. Yine bir tekstil çalışması içerisinde ve birlikteliğimizi ortaklıkla birlikte devam ettiriyoruz. Ne güzel, sırt omuz omuza verilmiş bir mücadele var diyebiliriz. Neler yapıyoruz Eda Hanım? Firmanızı anlatır mısınız? Yelpaze bayağı bir geniş. Buyurun. Firmamızda sıra dışı ürünler yapıyoruz. Yani? 52 adet. Sadece 52 adet üretilen, her üründen 52 adet üretilen. İsim de buradan geliyor sanırım. Evet, isim buradan geliyor. Kesim asortisinden çıktı. Markamızın adı 52 oldu. Limited Edition dediğimiz, sürdürülebilir kumaşlardan üretilen, %100 tensel üretilen, tamamen desenleri özgün, kendimize ait olan, hem evde, hem yatakta, hem sokakta giyilen, yataktan sokağa bir koleksiyonumuz var. Evet, zor bir iş. Yani yapılabilecek bir hatada ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu başarının sırrı ne Nazan Hanım? Yani hizmet sektöründesiniz çünkü. Evet, biz aslında Eda Hanım'la çok zıt karakterler olduğumuz için çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz. Bende olmayan özellikler Eda Hanım'da, Eda Hanım'da olmayan da bende olduğu için birbirimizi çok güzel bütünlüyoruz. Ve ikimizin çok samimi bir açıklamaydı bu arada. Öyle. Çok yavaştır, ben çok hızlıyım. Evet. Kılı kırk yarar, ben hadi olsun dedim. Detaycıyımdır ben. Şöyle de bir ortak noktamız var ama ikimiz de çalışmayı çok seviyoruz. Yani bu bizim en büyük özelliğimiz. Çünkü gece bir demiyoruz, üç demiyoruz ya da yorulduk demiyoruz. Çalışmaktan besleniyoruz. Bir de kadınlara da örnek olmuşsunuz. Ben bu konuda tebrik ediyorum sizi. Bir kadın girişimci olarak. Ben şunu da hissettiğim için söylemeden geçmek istemiyorum. Röportajdan önce biraz sohbet ettim. Bir kere siz mesleğinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet. Bence sizin başarınızın en büyük sırrı bu. Ve empatiyi çok iyi başarıyorsunuz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Fuar nasıl geçiyor? İlk fuarınız bu arada. İlk fuarımız. Çok heyecanlıyız. O yüzden neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Fuara katılma amacımız yabancı firmaların, yabancı müşterileriyle karşılaşmak. Bir de sektörde... Yurt dışı ihracat özellikle sanırım. Evet, yurt dışı ihracatı için pazar yakalamak istedik. Fakat maalesef kederli günlerde olduğumuz için fuara katılım beklenenin çok altında olacak. Ama hayat devam ediyor. Çalışmak zorundayız. Evet. O yüzden... Rabbim tekrarını yaşatmasın diyelim. Tekrarını yaşatmasın. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin diyelim bu arada. Değiliz. Yani... Kaygımız çok büyük. Evet. Hedeflere soralım. İstediğiniz noktada mısınız bu arada firma olarak? Güzel gidiyoruz ama biz tabii ki hedefimiz yurt dışında daha büyük, daha bilinir bir marka olmak. Daha istediğimiz yerde değiliz. Hedef hiç bitmeyecekler. Evet, yani hedeflerimiz hiç bitmeyecek. Zaten ama insanın hedefi olmalı. Kesinlikle olmalı. Bitmesin bir de bu hedef. Biterse bu yaşam da bitiyor zaten. Heyecan da biter. Evet. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir röportajdı Nazan Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başka programlarda da görüşmek üzere. İnşallah. Biz ekran başındaki izleyicilerimizi buraya davet edelim. Hem bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Hem çayınızı, bir kahvenizi içmiş olurlar. Herkesi bekliyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Eda Hanım ve Nazan Hanım. Başarılarınız daim olsun. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.